Herkese merhabalar. Bugün Türkçe derslerimizden 10. dersle birlikteyiz. Bu dersimizin konusu sebep sonuç cümleleri. Eğer beni dikkatlice dinlersen konuyu oldukça kolay bir biçimde öğreneceksin. Sebep sonuç cümleleri bir olayın ya da durumun neden olduğunu ve bu nedene bağlı olarak ne gerçekleştiğini açıklayan cümleler. Bu cümlelerde bir olayın sebebi veya bu sebebin sonucunda ortaya çıkan durumu öğreniyoruz çocuklar. Sebep demek bir olayın ya da durumun gerçekleşmesine yol açan neden. Yani bu hangi nedenle oluyor? Sonuçta bu sebepten sonra ortaya çıkan durum veya olay. Sebep sonuç ilişkisi kuran cümlelerde de kullandığımız bazı kelimelerimiz var. Yani burada cümleleri bağlayan kelimelerimiz var ve biz bunlara ileride yine bağlaç diyeceğiz. Yine de cümleleri bağladığı için buraya bağlaç yazdım. Şimdiden öğrenebilirsiniz istedim. Cümleleri birbirine bağlarken sebep cümlesi ve sonuç cümlesinin ortasında kullandığımız kelimeler çünkü, bu yüzden, bu nedenle, bu sebeple ve o yüzden gibi kelimeler olacak. Yağmur yağacağı için şemsiyesini aldı. Mesela burada için yoktu, için kullandım. Şemsiyesini aldı çünkü yağmur yağacaktı. Erken yaptı çünkü yarın sınavı var. Yarın sınavı olması nedeniyle erken uyudu gibi. Örneklerimize bakalım. Yağmur yağdığı için dışarı çıkamadık. Sebep ne? Yağmurun yağması. Sonuç ne? Dışarı çıkamamak. Ders çalışmadığı için sebep ders çalışmaması, sonucunda sınavdan düşük not almış. Erken kalktığı için sebep, sonucunda da kahvaltıyı hazırlamış. Sorularımıza bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Kardeşim erken uyandı. E herhangi bir neden veya bir sonuç var mı? Hayır yok bu yüzden eksi. Ali yemeğini bitirdiği için bakın sebep ne? Yemeğini erken bitirmesi, yemeğini bitirmesi. Bunun sonucunda da ne yapmış? Oyun oynamaya gitmiş. Kitap akşamları kitap okurum. Yani bir neden, bir sonuç vermiş mi? Hayır. Herhangi bir durum vermiş. Bahçede çiçek açtım. Yani bir sebep, bir sonuç var mı? Hayır. Bu nedenle cevabımız B şıkkı. Hadi ekranı durdur ve kendin dene bakalım yapabilecek misin? Hangi cümlede sebep sonuç ilişkisi yanlış verilmiştir? Çok çalıştığı için sınavı kazandı. Evet, çok çalışılınca sınav kazalı, kazanılır. Geç kaldığı için otobüsü kaçırdı. Geç kaldığı için otobüs kaçırılabilir. Hava güneşli olduğu için şemsiyesini yanına aldı güneşli havalarda şemsiyeye ihtiyacımız olmaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çünkü kelimesi kullanılarak sebep sonuç ilişkisi kurulmuştur? Kolay bir soru. Hemen çünkü arayacağız ve bir neden sonuç veriyor mu? Sebep sonuç veriyor mu? Buna bakacağız. Kitap okumayı severim. Burada yok. Onu çok seviyorum çünkü o çok iyi bir insan. İyi bir insan olması nedeniyle onu çok sevmiş. Hava soğuk olduğu için, burada için ile yapmış, çünkü ile yapmamış. Bugün çok yorgunum. Yani herhangi bir sebep, sonuç belirtmemiş. Eklini durdur ve hadi lütfen diğer soruyu kendin dene. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Odayı topladı nokta nokta annesi ona teşekkür etti. Odayı topladı çünkü annesi ona teşekkür etti. Odayı topladı bu yüzden annesi ona teşekkür etti. Odayı topladı fakat annesi ona teşekkür etti. Odayı topladığı için annesi ona teşekkür etti. Şıkları yerine koyarak da tane tane yapabilirsin canım çocuk. Verilen metne göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Küçük Tilki ve Akıllı Kaplumbağa Bir zamanlar ormanın derinliklerinde küçük bir tilki yaşarmış. Bu tilki her zaman en fazla yiyeceği kendine almak istermiş. Bir gün ormanın ortasında ziyafet için hazırlanan akıllı kaplumbağa ile karşılaşmış. Kaplumbağa tilkiye yiyecekleri adil bir şekilde paylaşmayı teklif etmiş. Fakat tilki açgözlülüğünden bu teklifi kabul etmemiş. Tüm yiyecekleri kendisi yemeye çalışmış. Ne var ki fazla yemekten rahatsızlanmış, karnı ağrımış. Akıllı kaplumbağa ise sabırla beklemiş. Tilkinin yiyecekleri bitirip bitirmediğini izlemeye devam etmiş. Tilki rahatsızlanınca yiyeceklerin geri kalanını kaplumbağaya bırakmak zorunda kalmış. Kaplumbağa yavaş yavaş yiyecekleri yemiş. Karnı tok, keyfi yerinde evine dönmüş. Bakın siz şu yaramaz küçük tilkiye sorulara bakalım. Küçük tilkinin tüm yiyecekleri tek başına yemek istemesinin sonucunda ne olmuş? Küçük tilki tüm yiyecekleri tek başına yemişti. Bu nedenle sonucunda ne olmuştu? Tilki rahatsızlanmış ve karnı ağrımış. Kaplumbağa yiyecekleri adil bir şekilde paylaşmış. Tilki tüm yiyecekleri bitirmiş ve kaplumbağaya bir şey bırakmamış. Tilki ve kaplumbağa birlikte yiyecekleri yemişler. Tüm yiyecekleri yemesinin sonunda ne olmuştu? Tilki rahatsızlanmıştı ve kaynarmıştı. Hadi ekranı durdur ve diğer iki soruyu kendin dene. Kaplumbağa yiyecekleri tilkiyle paylaşmayı teklif etmesinin nedeni, sebebi nedir? Kaplumbağa adil bir şekilde paylaşmak istemiş. Kaplumbağa aç olmadığı için yiyecekleri tilkiye vermek istemiş. Kaplumbağa tilkinin fazla yemesini engellemek istemiş. Kaplumbağa tilkiyi kandırmak istemiş. Hangisiydi? Evet, kaplumbağa eşit ve adil bir şekilde paylaşmak istiyordu. Kaplumbağa sabırla beklediği için ne olmuştur? Sabırla beklemesinin sonucunda ne olduğunu soruyor. Kaplumbağa tilki rahatsız, rahatsız hızlandıktan sonra yiyeceklerin tadını çıkarmış. Kaplumbağa aç kalmış ve evine aç dönmüş. Kaplumbağa tilkiyle birlikte yiyecekleri yemiş. Kaplumbağa yiyeceklerden hiç yememiş. Ne olmuştu? Kaplumbağa tilki rahatsızlandıktan sonra yiyeceklerin hepsinin tadını yavaş yavaş çıkarmıştı. Çocuklar bu dersimizin de sonuna geldik. Diğer videolardan haberdar olmak için kanalına abone olmayı unutma. Ailem bu gibi içerikler için Instagram'dan beni takip edebilir. Ücretsiz etkinlik kağıtlarına birtutamöğretmen.com'dan ulaşabilirsin. Kendine çok iyi bak, hoşçakal.